Herkese yeni bir günden ve yepyeni bir videodan merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yoğun günlerimden biri ve ben şu anda hem Instagram'dayım hem YouTube'dayım. Enteresan bir çekim günü böyle. İkisini aynı anda ayarlamaya çalışıyorum. Umarım açılarımda kötülük yoktur. Fikirlerinizi de merak ediyorum. Aynı zamanda şimdi burada başka bir gözden izliyorsunuz. Orada bambaşka bir açıyla izleyeceksiniz. Şöyle bir fikrim de var. Ben buraya günlük olarak daha uzun atıyorum tabii ki. Yani Instagram'a ve Shorts'a attıklarım daha kısa olacak ama böyle hızlı hızlı da izleyebileceğiniz günlük videolar da paylaşıyorum. Ve buradan farklı bir açıyla izleyeceksiniz. O yüzden benim için birazcık artık farklı bir tarza geçiş gibi oluyor aslında. YouTube'a tabii ki devam edeceğim. Hatta bunun için şu anda sürekli video çekiyorum ki elimde video olsun, editleyebileceğim videolar olsun diye peş peşe gelmeye devam edecek. Bu aralıktaki bu bir haftalık süreç için hepinizden özür diliyorum. Çünkü gerçekten daha önce de söyledim. Böyle sürekli bölünüyordu YouTube videolarım. Çünkü biliyorsunuz ki ben hep kamerayla çekim yapıyorum. Şimdi bir kameramın daha olması bence çok çok iyi oldu. Çünkü artık bir çekim yaparken öbür tarafı salmama ya da neyse şimdi çekmeyeyim dememe gerek kalmadı. Sürekli açık. Artık her şeyi çekiyorum. Bence siz de daha çok fark edeceksiniz. Daha çok içerik geliyor, fark edeceksiniz siz de. Umarım beğenirsiniz. Umarım mutlu olursunuz siz de benim gibi. Çünkü ben çok mutluyum, çok keyifliyim. Her şeyi aynı anda yapabilmek istiyordum. Bu sanki biraz oldu gibi. Umarım açılar da böyle kötü olmaz. İkisini aynı anda ayarlayabilirim. Hava bugün inanılmaz güzel. Neyse konuyu değiştireyim artık. Bu kamera muhabbeti bir bitsin. Hava bugün çok güzel. Bugün bir 15-20 dakikalığına bir komşuların bahçeye geldi. O esnada ben tam hazırlanıyordum. Videoda bölünmüştü zaten. Onlarla bir hemen hızlıca kahve içtim. Burcular İstanbul'a gidiyordu. Çünkü onları da bir göreyim istedim. Ecem'le bir yürüyüş yapacağız bugün. Akşam üstüne doğru. Ben de o saate kadar en azından çekimlerimi hallettim. Gördünüz zaten. Story çekimimi de yaptım. Şimdi markadan haber bekliyorum paylaşımı ne zaman yapacağımızla alakalı. Böyle keyifli bir gün güzel geçeceğini umuyorum bugünün de. Bugün yine canlı yayınımız olduğu için ben nasıl yemek yetiştiririm bilmiyorum. Belki tavuklu salata veya ton balıklı salata da yiyebiliriz. Çok emin değilim ne yiyeceğimizle alakalı. Dünkü milföy beni mahvetti. Milföy'den dolayı yani ağır geldi büyük ihtimalle ama inanılmaz lezzetli. Tavuklusunu en kısa sürede hem size hem Instagram'a zaten tarif olarak çekmeyi planlıyorum. Notlarıma mutlaka ekledim bunu zaten kesinlikle. Bazı tarifler var. Böyle çekmek istediğim, size göstermek istediğim. Çok eski bir tarif defterim vardı. Oraya çok notlar alıyordum. Böyle tek yaşarken çok farklı şeyler deniyordum. Onları sizinle paylaşmak istiyorum aslında. Çok güzel fikirlerim var. Ya neyse bu böyle güzel bir geri dönüş oldu. Yani bir hafta video atmadım galiba zaten. Aynen tam bir hafta atmadım. O arayı kapatırız biz hızlıca zaten. Şu anda hazırda bir videom var. Onu editliyorum. Yarın hemen onu paylaşacağım. Peşine hemen şu an izlediğiniz video gelecek ve böylelikle her gün videodayım. Yarın Esat'ın babaannesinin yanına gidebiliriz. Kuzuluk tarafında onlar. Ben oraya hiç gitmemiştim. Esat'la bir onları ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Hem yakınımızda oldukları için babaannesi ve dedesi. Bir onları ziyaret edeceğiz. Böyle bakalım. Yarın da belki sizinle beraber oluruz. Böyle. Gelen kargoların içerisinde genelde hep böyle ekipmanımla alakalı ihtiyaçlar vardı. Ki bir de ayakkabılığımız var. Onu da Esat geldiği zaman kuracak. Dışarıya beraber kurarız zaten sizinle. Ve bunun haricinde bu akşam biliyorsunuz. Gerçi size söylemedim. İlk defa söylüyorum. Bu akşam Flormar'la bir canlı yayınımız var. Ürünlerimi mağazaya istemiştim. Çünkü ilk teslimatı AVM'ye yapıyorlarmış. O yüzden Esat onları getirecek bana. Bu yüzümdeki makyajı sileceğiz. O ürünlerle bir makyaj yapacağız. Hem size de göstermek istiyorum. Bazı yeni çıkan ve denemek istediğim ürünleri de var zaten. Etkisini hem yayından önce görmek istiyorum. Zaten gelen ürünlerin %80'i bende olan ürünler. İşte bugün de kullandığımız ürünler. Çok övülen bir maskarası var. Maskaramı falan çıkartıp onu bir deneyimleyeceğim. Merak ediyorum dediğim gibi. Yayında da beraber makyaj yapacağız. Böyle.
bugünümüz böyle geçecek. Bakalım bugün başka neler yapacağız onu da söyleyeyim hemen size. Ufak bir rutinimi anlatayım. Mutfak dağıldı yine, yani böyle kahve bardakları falan. Makineyi çalıştırmıştım, hemen onu yerleştireceğim. Yukarıda çamaşır makinem bitti, onları kurutmaya atacağım. Kurutmadakileri katlayacağım, ütü yapacağım birazcık. Yukarıları toparlayacağım falan. Zaten sonra da artık Ecem'le bir yürüyüşe çıkarız. Sonra da artık yayına az bir zaman kalır. Brief okuyacağım. Ürünlerle dediğim gibi makyaj yapacağım. Sonrasında o makyajı tekrar çıkartacağım ve böyle sadece tam makyajım varken yayını açacağım. Sonra diğer ürünleri yayında beraber sizinle beraber kullanırız. Bir bildirim geldi. Hadi hemen yapacaklarımıza başlayalım çünkü çok da vaktimiz yok aslında. Erken kalkmama rağmen Esat geldi. İyi insanmış Esat bu arada ürünleri. Bakalım. Şöyle bir baz. Bunu hemen makyajın altına deneriz. Evet, buydu. Böyle ekstra uzatan maskara. Bunu sizinle bir hemen açalım. Kızım Esat gelmedi aşkım. Bana bir şey getirdi sadece. Fırçası çok önemli benim için. Ay fırça çok güzel bakın. İşte benim kirpiğime uyan fırça bu. Zaten bende olan kalemleri. Flormar'ın. Şöyle görebilirsiniz. Bunlar toplanmış oldu. Çok güzel oldu. Evet, bu. Bu krem bir far. Ay rengi çok iyi. Bakar mısınız şu renge? Renge bakın. Ay inanılmaz güzel. Bununla hemen şu göz pınarlarımızın üstüne doğru bir far geçeriz. Bu zaten bende stokluydu. Şu an gözümde var. Bir kutu açılmamış var. Bir de bu olmuş oldu. Bu sizden birine gidebilir büyük ihtimalle. Bu da ay. Bu karadut özü. Bu bildiğiniz çilek dudak. Çok iyi. Bir dakika. Wow, Flormar. Bu da Illuminator. Uf, pigmente bakar mısınız? Dudak pudrası. Wow. Tam bana uygun renkler göndermişler yalnız. Gerçekten. Ve tabii ki 02 numarası hem de benim. Bakın bunu, bu yedekli değildi bende. Çok iyi oldu bunun gelmesi. Ama söz... O şu size gidecek. Bunu şöyle ben böyle birkaç ürün ayırıyorum. Bunları sonra toplayacağım. Böyle bir paket hazırlayacağım. Mesela atıyorum sevgililer günü geçtikten sonra size hemen sevgililer günü hediyesi olarak gelir. Ay şu highlighter çok iyi. Hepsi gerçekten bakın. Hani hepsi gerçekten benim ter rengime, tonuma, her şeyime uygun ürünler. Şimdi bu akşamki yayınımızda bunları sizinle beraber hem canlı kanlı deneyeceğiz hem de dediğim gibi öncesinde bir makyaj yapacağım. Ki böyle yayında şey olmayalım. Çok da dürüstümdür bu arada. Bunun da yapısına bakmak istiyorum. Hmm, bu da böyle böyle hafif parlak bakın. Hemen renk alıyor. Aa çok iyi. Tam bir bal zaten. Bakar mısınız? Hemen ışıldadı. Bunu hiç açmadan size ayırıyorum. Bugün yayında kendiminkini gösteririm. Bazen ben kalemleri düşürdüğüm zaman çok üzülürüm. Bu kalemler düşse de hiçbir şey olmuyor. Çünkü şu an gözümdeki bu MAC'in kalemlere çok benziyor bu arada. Sadece hafif böyle bordomsu bir ışıltısı var. Sürümleri çok kolay bunların. Hepsini sizinle denemiş olduk. Şu an maskara olduğu için gözümde onu sileceğim ve sonra bunu uygulayacağım. Aslında erken gelseydi bütün makyajımı bununla yapacaktım. İki tane de hiç çıkmayacaktı ama. Şunu çöpe atalım. Ürünlerimizi yerine koyalım. Canlı yayın yapacağımız yere. Şu elimi de bir yıkayayım. Göstereceğim. Bakın yıkadım. Hiçbiri çıkmıyor. Kaleme bakın. Anında sabitlenmiş. Harbiden şey oldu ha böyle hani reklam gibi oldu da bakın. Hemen şimdi bir yağ bazlı. Şunlar da çıkmıyor. Hepsi kalıcı. Çok iyi. Thank you.
akşam etmeden yoruldum ben ve hala yayında giyeceğime karar veremedim. Ne giyeceğime. Böyle beyaz bir hırka mı giysem dedim. Sonra bir gömlek mi giysem dedim. Sonra ki neyse bunu yayın saatinde hallederim. Hala çıkarmadım, bakar mısınız? Ve o kadar iş yapmama rağmen de kendisi de çıkmadı. Kızım orayı yalamasana aşkım, seni sıkıntı etmişsin. Şimdi Esat yemek yapma dedi ama benim de çok içime sinmedi. En azından dedim ki bir çorba yapayım. Pidemiz var. Babam dün Ankara'dan döndü babamlar. Pide getirmişler bize. Ben de dedim ki bugün o zaman pideleri yiyelim de dünden milföy vardı. Onları yapacağım. Ama içime sinmediği için dedim ki bir çorba bence yapayım. Çorba yapayım. Yoğurt çorbası yapacağım. Esat'tan yoğurt istedim. Kalan yoğurdun yeter mi bilmiyorum çünkü. Ay ciddi çok yorulmuşum. Baksana da şu tipime. Saçımı topladım geldim, merak etmeyin. Yani saçımı açık yapmayacağım. Sadece duşa girsem mi karar veremedim. Saçım çok istediğim gibi olmadı ve saat de 7 şu anda. Yani girsem de yetişebilir miyim? Yetişirim herhalde ya. Makyaj yapacağım sadece ve tam makyaj yapacağım. Bence yetişebilir. Yani kararsız kaldım. Çorbaya bir başlayayım. Olan yoğurdumu yapacağım. 3. Hepsini koydum. Bunu 5 sayıyorum. Cookie al. Gitmedi artık tatlandı. Şuna bak, güzel bir yap. Güzel. Bir kaşık da daha koy. Ben 2 kaşık koydum. Tam 8 olması lazım. Yani. Yoğurdu böyle düzlerseniz, yani bir tarafından aldık ya yoğurdu. Böyle düzlerseniz yoğurt sulanmaz. Yani az önce sulanmış ya mesela, onun olmaması için böyle düzlemeniz gerekiyor. Çok iyi bilgi yalnız. Değil mi? Abi çok iyi bilgi. Teşekkürler Süperman. Çok mantıklı da bu arada, güzel bilgi. Unumuzu eleyelim. Şu kilerin oradan unu getirmiş. Hani deyim at şey biz deyim değil yani. Umuzu yedirdik yani. Cookie arkada birazcık şey sesi yapabilir size bu arada. Kalan yoğurdu Cookie'ye verdik de o yüzden. Şimdi unu getirsin Esat. Bugün bu ikisiyle böyle Daltonlar gibi. O değil ki kaptaydı. Un bu işte. Ne bu, un değil mi? Keşke onu gösterebilseydim ya. Sen unumuzu eleyince ben nedense çoğalıma gittim. Esat ya. Kocaman 10 kiloluk un getirmiş. Bu çorbayı yoğurt çorbası yapamayan, hiç çorba yapamayan bile yapar. 8 kaşık yoğurt, 2 kaşık un. Bu tarifim yani. Ha, bu tarif. Bunu iyice çırpıyoruz. Büyük bardak 2 su. Peki herkes sen gibi yapabilir mi? Yapar. Nine. Yapar. Çok iyi çırpılması gerekiyor. Yani böyle kıvam pürüzsüz olana kadar, yani ikisi birbirinin içerisine iyice işleyene kadar bunu böyle çırpıyoruz. Esat konser veriyor arkada bu arada. Gördünüz mü? Kıvam böyle olacak. Şununla bir su koyalım. 2 bardak su işte 600 milim falan. Yani ben bunu full dolduruyorum. Soğuk su koyuyorsunuz bu arada. Sakın sıcak su koymayın. Yoğurt ekşi. Suyumuzu koyalım çorbaya. Suyu ekliyorum. Direkt ekliyorum. Zaten çırpacağım yine. Böyle bugün hiç çorba yapasım, işte bugün hiç yemek yapasım yok çorbası bu. Gerçekten. Kolay ama işte böyle böyle ara ara, ama hızlı karıştırırsanız soğuk. O yüzden yavaş yavaş böyle karıştırıyoruz. Üzerine bu arada yağ da yakacağım. Şimdi bunu hızlıca yeriz. Benim de vaktim kalırsa, ki kalacağını zannetmiyorum. Çok derdim değilim. Saçım sizce iyi mi? Yani toplu mu olsun mesela? Daha kolay makyaj yaparım belki. Thank you.
kadar bir tuz atıyorum. Bolmasın, azıcık tuz olmasın tercih ederim çünkü. Bolca nane, bunların. Yani pul biber. Ve pişmeye. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Yavaş yavaş. Evet, tarafından. Evet, tarafından. Çok teşekkürler. Yemeğimi yedikten sonra kapat tuzsuz. Gayet tuzlu. Acı mı acaba? Bir baksana. Kör biber acı olmaz ki. Kızım otur. Böyle ye. Tam böyle bak. Çok iyi. Hadi senin için çok sağ olasın madem. Güzel taktik. Değil mi? Yedi. Size çok teşekkür ederim. Yeni yayınlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Babaanneciğim. Tamam, şuraya ben gideyim. Şuraya arabayı park edebiliriz. Tamam, amcam burayı kaptı, giriyor. Şurası önde var müsait, ben kestim orayı. Şurada çıktı. Evet. Bir şey koptu. Gözleme koptu. Gözleme koptu. Hani saç tavaya atmışlar belli. Baksana burada, aa bak pekmez diyordu mesela. Melaş, buraya içeri gir, bak burada da var. Bak hurma pekmezi de var. Hı? Hurma pekmezi. Geniş şekilde yapıyoruz mu? Evet. Yumurta ne kadar? Aa. Tamam, o zaman 10 tane böyle olsun, 10 tane de böyle olsun. Bu çiftlikmiş, şey değil, köy yumurtası, normal çiftlik yumurtası ama çift sarılı. Sarı, güzel görünür. Güzel görünür. Baksana kocaman, güzel görünür. Bundan 10 tane olsun, tam olsun. Bak olsun. Ne kadar? Ha, tanıdık. Eniştelerim, hoş geldiniz. Merhabalar. O 85, onlar 90. Renkli, ne yok, farkı yapacağım. Var? Göya, karışık. Kavrulmuş. Ha, kavrulmuş. Öbürü de sebzeli. İşte gerçek. Bozul market yani. Abla, doğal, yumurtalı. Şu nasıl? Şu? Ama o aynısı olmuş. Aynısı. Bunları yeni yaptım. İki lehenya. Hep satın aldılar bunu. Az kaldı. Yani onunla bu aynı. Aynı. Tamam. Ben çıktım. Ne kadar istiyorsun ablası? Erişte ne kadar olsun? Nasıl yani kilo, yarım kilo mu, bir kilo mu? Ondan yok, koymaya başlasın sen de. Tamam, olur. Olur. Daha iyi öyle. Bana bak. Bu işler evde. Kilo olmuş mu?
Koy bir avuç daha. Burada çalışıyor. Ama ne hevesle geliyor, bir avuç sabahlıyor. Ne hevesle geliyor. Böyle girer gel. Soğuk yok. Neyse, yediklerini yesinler, yemediklerini. Soğuk yok mu? Ağzını bağlamazlar ya. Gidiyorlar. İki iki sıra. Gidiyorsunuz mu? Tamam. Bazlamadan çok çok güzel pizza oluyor. Son iki tane pizza yutarız. O teyze gidiyormuş. Sabah geliyormuş. Balka bakla var, biliyor musun? Ben yiyordum. Şey, peynirli çok güzel Esat. Peynirli güzel mi? Peynirli var, patatesli var, ıspanaklı var. Düştük pastanede. Ondan sonra yaptırdım böyle çok. Şimdiki gençlere daha böyle hep pratik şeyler. Yay nevresini yıkak tak. O öyle örtüler mi? O sonra koyuyor. Ay içim gidiyor. Ya diyorum Simge, gel bir günde benimkileri değiştir. Ben de izlediklerim aynı şeyi söylüyorum. Her gün temizlik yapıyorlar. Ben bayağıdır böyle hazır el açması. Yoruluna bakın bari. Evet ya. Her gün yedik lan. Geldim ya, sıkıldınız abi. Geldiğimizden beri aşağı yukarı yemediğimiz gün çok az. Ya kahvaltıya ya akşama gözleme. Kolay iş. Gel burada ye git. He, ama ben olsam ben de öyle yaparım. Tabii. Bir de ne diyorum sana, böyle tatile geldin, niye bir şey yapabilirsin? El açması bulamazsın öyle. Yani tabii. Dışarıda İstanbul'da iyi ama şey, hazır yufkadan yapıyorlar. Hazır yufkadan yapıyorlar. Onun için yani şimdi akşam yemeğiniz derdiniz olmaz. Abi deyip gidersiniz. Neyini istiyorsun? Dört tane peynirli. Tamam. Peynir kaç kızı? Dört tane peynirli. Bir dahakine bineriz artık. Bu sefer hızlı süreceğim ama. Dur, bindiremeyeceğim bana. Ay, şu an ilk defa galiba size konuşarak bugün videoyu açıyorum. Bugün kendimi böyle doğal ürünlerin içerisine atmış gibi bir şeyler almaya başladım ve sonra ve eve geldik. Bugün ne yaptığımdan biraz bahsedeyim size istiyorum. Şimdi Cookie ile Esat gezmedeler. Cookie bugün yalnızdı. Biz de Esat'ın babaannesi ve dedesi oradaydı. Biz de yanlarına gittik. Çok güzel şeyler aldım bu arada. Şimdi mesela süt aldım. Daha bugün sağılmış bir süt aldım. Onu kaynatıp yoğurt yapacağım. Ben Düzce'de hiç böyle hani bu süt nereden olur vesaire hiç bilmediğim için en son İstanbul'dayken yoğurt yapıyordum. Hani günlük süt alıp yoğurt yapıyordum. El yapımı ya, bayağı bildiğiniz orada pişti. Soğumasını bekledik. Soğumasını beklerken gözlemeyedik, görmüşsünüzdür zaten. Bunlar direkt buzluğa gidecekler. Onları çünkü aslında Ramazan ayında değerlendirmek istiyorum. Saf bir karadut özü aldım. İşte yani içilmesi gereken aslında bu. Ben WeFood almıştım. Ondan şu anlık çok memnunum. Hakkında da çok güzel yorumlar okudum ama bana bir takipçim yazmıştı ki Simge, yani bunu böyle gerçekten doğal yapan yerlerden al. Böyle karadut özü aldım. Kolesterole birebir geliyormuş. Şöyle yoğurt için maya vermişti babaannem. Sonra şöyle keçi boynuzu pekmezi aldık. Bunu yine dolapta tutacağım. Daha önceki sanırım bozulmuştu. Şöyle de köy yumurtası aldım. Bir de çift sarılı yumurta da aldım bu arada. 10 tane de çift sarılı aldım. Şimdi sütü hızlıca ısıtıp yoğurt yapmam gerekiyor. Onun dışında bugün başka hiçbir şey yapmadık. Döndüğümüzde de AVM'ye gittik. Birkaç saattir de oradayız. Daha İngiliz ondan bir şeyler aldım. Bunları bir yerleştireyim. Buzdolabına da düzen yapmamız lazım. Büyükler, gördünüz mü bunlar? Çıkırık vermemişler. Çift sarılı olarak. Cam. Herhalde.
Hepinize yepyeni bir günden merhabalar. Aslında ben sabaha karşı görmüşsünüzdür. Yoğurtları koymak için kalktım. Ve nasıl kalktım ben de bilmiyorum. Yani alarm kurdum. Ama kalkabileceğime pek ümidim yoktu. O yüzden. Ama kalktığıma da sevindim. Yoğurtları buzdolabına aldım sabah. Çok şükür. Ay çok güzel oldu ışık. Daha güzel oldu. Bugün neden bu saatte video açtım derseniz, burayı çok güzel bir şekilde hazırladık. Bugün hem Instagram'a hem de YouTube'a aynı anda video çekeceğiz. Bunu ben bir kere yaptım. Biraz zor oluyor ama imkansız da değil. Çünkü bu tarifi hem Instagram'da vermek istiyordum, hem burada vermek istiyordum. Hem de shorts olarak atacağım. Tek sıkıntı Cookie'nin sürekli havlıyor olması şu anda. Ve birini bir şey yapmadım. Ben de geldim. Hoş geldin. Merhabalar, merhabalar. Işığımız çok güzel. Ben hemen evet. Diğer kameramızı da ayarlayayım. Nerede o? Aslındaymış. Sen getirsene. Daha mı büyük kesmeliyim? Nasıl? Daha mı büyük kesmeliyim? Şimdi doğradığımız sebzeleri sebze suyu yapmak için böyle birazcık ne diyorduk buna? Terleteceğiz. Terleteceğiz. Zeytinyağında. Aromasının çıkması için. Aynen. Suya geçmesi için. Burada da eti böyle normal bildiğiniz nasıl pişiriyorsanız etle soğanı böyle kavurarak düdüklüde pişireceğiz. Hızlı pişmesi için düdüklü kullanıyoruz. Hadi hiç alalım. Rengi dönmeyecek. Hayır, rengi dönmeyecek. Renk vermeyeceğiz yani. Rengi falan çok güzel. Şimdi etimiz pişerken ben birazcık mutfağı toparladım. Sadece kullanacağımız malzemeleri bıraktım tezgahın üzerinde. Kız cookie. Şu haşlanmış havucu sana ayrıca. Vereyim mi? Ben ona yiyorum onları. Mikrolere eritsin. Bu da patlamıyor. Yeni nesil, güvenli. Oldu şimdi. Kapağını elini yakmasın. İnşallah tamam. Olmuştur. Bakalım. Kapağını açıp bir deneyelim. Tam istediğin gibi olmamış mı? Yalnız var ya bakın. Tam yarım saat. Efsane olmuş. Bu böyle olmaz. Bunu şey yapacağız. O suyunu... Şey yapacak. Düdüklünün en güzel yanı bu düdüklünün. Suyu hızlıca çektirmiyor. Her yemek sulu sulu oluyor. Bu düdüklünün öyle bir artısı var. O yüzden o cam kapağını kapatıp altını tamamen açacaksın. O suyunu hemen çekecek. İstiyorsan dök. Bak, bence yalnız şöyle bir şey göstereyim ben. Göster. Hani et için. Bak biraz daha dağılır. Sen o suyunu çek. Baksana daha nasıl olacak. Çok güzel. Bastırmıyorum yani sert bastırsam böyle olacak. Ama ben dediğim gibi birazcık çeksin suyu. Tamam. 5 dakika. Şöyle bir karıştırayım. Sen milföyleri açacaksın çünkü.
Altını tamamen aç şimdi. Renge bak. Çok sebze suyunun sayesinde olan bir renk değil mi bu? Ve çok iyi kavrulması. Çok iyi kavrulması karamelize olduğunda zaten hatırlar, rengi böyleydi. Tereyağıyla karamelize ettik. Ondan sonra şey yaptık içine. Balzamik sirkesini koyduğumuz için de renk veriyor. Doğru. Ama çok güzel kokuyor. Evet. Kokusu çok iyi yani. Çok böyle ekstrem bir tarif değil. Biz de Instagram'a gördük ama nasıl canımız çekti. Instagram'a da burada çekiyoruz aynı zamanda. Hani bir yandan sizin YouTube'da yazdıklarınızı okuyorum. O sabah senin bir söylerin. Oldu artık, inceldi bayağı. Tam bayağı inceldi. Sen de aynısını aç, üstünü ölçeceğiz. Şey istiyorsun şimdi mi? Pizza dilimine hiç Doğru ben olmalısın.